Merhaba, düşüncenin seyir defterinde yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu hafta 16 yüzyıl Osmanlı düşünürlerinden Taşköprülü zadenin Miftahu Saade ve misbahu Siyade adlı eseri bağlamında ilimler tasnifini konuşacağız. E, Taşköprülü Zaden'in bu eseri esasen İslam düşünce geleneğindeki bilimsel disiplinler etrafında bir ilimler tarihi ve tasnifi olarak okunabilir. Ee, kitabın adı Miftahus, Miftahus Saade Mutluluğun Anahtarı Mutluluk insani Kemal'in e, gayesi olarak kendisini gösteriyor ve esasen insana özgü düşünme yetkinliğinin e, nihai e, ulaşmak istediği gaye olarak ortaya çıkıyor. İlimler mutluluğu sağladığı için bu kitapta mutluluğun anahtarı olarak ilimleri vaz ediyor. Aynı zamanda Misbahu Siyade, yani efendilik, güç ve kudret elde etmek isteyenler için de bir kılavuz, ışık aydınlatıcı rehber hüviyetinde, kandil, kandil hüviyetinde taş köprülü zadenin ilimleri nasıl gördüğünü anlatıyor. Mutluluğun anahtarı, efendiliğin, kudretin ve gücün yol göstericisi. E, bu eser İslam düşünce geleneğindeki ilimler tasnifi literatürünün zirvesini teşkil ediyor diyebiliriz. Daha önceki programda Farabi'nin İhsa-ül Ulumu etrafında ilimler tasnifini ele almıştık. Ee, onun, Farabi'nin e, İslam dünyasındaki e, bilimsel disiplinleri kendi perspektifi etrafında nasıl tevhid etme, bütünleştirme, birleştirme ve e, Burhan geleneğine nispetle konumlandırma çabasını ifade ediyor demiştik. Artık Taşköprülüzade'de, Gazali, Taş Gazali sonrasındaki ilimler geleneği tasavvurunun da etkisi ve katkısıyla daha geniş, daha kapsamlı, daha ayrıntılı ve temelde ontoloji ile ilişkilendirilmiş bir tasnife e, şahit olacağız. Birazdan bu tasnif üzerine, onun esasları üzerine konuşacağız. E, ama önce Taşköprülüzade'ye gelinceye değin İslam dünyasındaki bilimsel disiplinlerin birliğe kavuşturulma çabasının kilometre taşlarından bahsedelim. Bunlardan ilki olarak i̇hsa -ül bahsettik. E, Müslümanların karşı karşıya ...geldiği ve tevarüs ettiği antik bilimlere nispetle buradaki dini ilimlerin nasıl e, sisteme dahil edilebileceği yönündeki bir sorunsal bulunuyor dedik Farabi'de. Bu sorunsalın özünde ise din-felsefe ilişkisi, ilahi bilgi-beşeri bilgi ilişkisi, dil-mantık ilişkisi gibi başlıklar bulunuyor. Yani tasnifin arkasında bir felsefi problem var. Farabi'nin başa çıkmaya çalıştığı şey bu minvalde nebevi bilgi ile beşeri bilgi arasındaki münasebetin nasıl tesis edileceği ile ilgili bir sorundu. Bu sorunu çözmek için Kindi'nin de adımlarını görüyoruz. Amiri'nin de adımlarını görüyoruz. Farabi'nin de adımını görmüştük. Farabi'nin bu sorunu ilimler tasnifi sadedinde nasıl çözdüğüne önce işaret edelim. Sonra ikinci bir kilometre taş olarak Gazali'ye işaret edelim. Ardından Gazali'deki bütünleştirici yapının taş köprülü <laughs> nasıl ayrıntılandırıldığını konuşalım. Evet. Hocam aslında birkaç yani dediğiniz gibi birkaç adımda gidelim. Birincisi bu felsefi bilimler Arapçaya tercüme edildikten sonra İslam dünyasında bütün bu bilimler külliyatının birbiriyle nasıl ilişkilendirileceği bir problem olarak ortaya çıktı. Farabi'nin çözümü nübüvveti metafiziğe mülhak hale getirip bütün nazari idrakin e, kamusallaştırmasını temsil eden bir ilke olarak vaz'etmesi şeklindeydi. Bu nedenle Farabi şer'i bilimleri aslında nübüvvet esas itibariyle hakikat bilgisinin bir e, bireyin ve toplumun yönetimi anlamında yasa faaliyeti neticesinde kamusallaştırılması olduğu için nübüvete nübüvvetten kaynaklanan ilimler anlamında şer'i bilimleri de medeni ilimler kapsamında değerlendirdi. Evet. Burada Farabi'nin e, bu e, İslam bilim geleneğini antik bilim geleneğinin içine alarak meşrulaştırma çabasını evet. görüyoruz. Para abi bir tür Yunan'dan Helenistik döneme hatta Yunan Yunan'dan önce de Mısır'a, Keldanilere, ne bileyim Babil'e giden e, bilimler geleneğini meselenin içi batını e, nübüvvetle birlikte ortaya çıkan ...bilimler geleneği de meselenin zahiri olarak vazette Yani e, hayatı organize eden, düzenleyen bilimler olarak fıkıh ve kelamı... E, ...bu düzen içerisinde hakikat idraki olarak da felsefi bilimleri ortaya koydu. Felsefi bilimleri değerlendirdi. Dolayısıyla Farabi e, yeni bir iddia ile ortaya çıktı. İsa önemli kıran asıl mesele bu. Yeni bir iddia ile ortaya çıkması. İsa Farabi'den sonra felsefe geleneğinin de temel tezine dönüştü Hadi. hocam. Temel tezine. Yani biz <laughs> e, kısmi farklılıklarla birlikte Farabi ve İbn Sina arasındaki filozoflarda bunun tesirini görüyoruz ama asıl varisi Farabi'nin İbn Sina. İbn Sina Farabi'nin nübüvveti metafiziğe mülhak görme e, kavrayışını hem Şifa metafizikte ...oldukça ayrıntılandırdı. Hem e, işaratta asıl böyle modern döneme kadar tedris metni olan... ...bu ted tedris metni olması çok önemli hocam. Çünkü herkese ulaşan kitap işarat aslında. İşaratta da meseleyi bu şekilde vaz edince... E, ...oldukça yaygınlık kazanmaya başladı. Bu geleneğin sonraki yüzyıllarda devamı ve zirvesi... i̇bn Sina'dan sonra kısmi tadilatla zirvesi İbnül Ekfani'nin İrşad-ül adlı eseridir. Evet. İbnül Ekfani yanlış hatırlamıyorsam 740'larda vefat etti. 1340'lara tekabül ediyor. Ee, yani 14. yüzyılın ortasında vefat etti. Zirve, metin odur. Yani biz artık İbnül Ekfani'nin kitabını esas alarak bir kütüphane kurabiliriz. Yani her ilimin nereye yerleşeceği, ilimler arası ilişkinin ayrıntılı bir şekilde nasıl olacağı oldukça vazıh olarak ortaya konulmuş Muhteşe muhteşem eserlerden birisidir. İbn-i İrşadül Şimdi bu sürede e, Farabi'ye alternatif olarak iki damar var aslında İslam dünyasında. Farabi'nin yaptığına mukabil yapan birincisi aslında bunları yan yana sürdürmeyi amaçlayan damar. Mesela Endülüs'te İbni Hazm bunu temsil eder. Belki İbni Hazm'ın da Risale fi tertibül ulubunu e, müstakil konuşmak gerekebilir. O da çok ilginç bir risale. İbni Hazm zaten cins bir zekadır malum ilginç bir risale. Birincisi İbn e, İbni Hazım gibi Batı İslam dünyasında, Doğu İslam dünyasında Harezmi gibi yazarların temsil ettiği daha ziyade bilimleri yan yana mevcut bir durum olarak, orgusal durum olarak kabul etme ve bunların işlevlerini tanıtma üzerine kurulu. Yalnız İbn Hazım sadece <laughs> diğerlerinden farklı olarak bir şey medeniyet dosyonu var İbn Hazım'da. İbn Hazım diyor ki her medeniyette e, üç temel unsur vardır. Din, dil ve tarih. Bütün diyor medeni havzalarda böyledir. Ee, İslam söz konusu olduğunda din İslam dinidir. Ee, İslam tarihi ekseninde bir tarih kavrayışımız vardır. Ve bizim bilim dilimiz de Arapçadır diyor. Bu e, üç ayakta e, din yani şey bu medeniyet içerisinde farklı dinlere mensup olabilirler. Önemli değil diyor. Farklı dilleri konuşuruz biz diyor. Kimimiz Türkçe konuşur, kimimiz Arapça, kimimiz Kürtçe, kimimiz başka bir dil konuşur bu da diyor bu ana havza içinde bulunur. hatta biraz önce söyledim de Yahudi de olabilir bir insan diyor. Hristiyan da olabilir fark etmez. Bu medeni havzada bulunduğu sürece bu üç ortak yapıda birleşiriz ki bütün e, medeniyet kendi içinde birliğini muhafaza etsin. Ondan sonra bilimleri hakiki bilimler ve şer'i bilimler diye ayırıp bunun üzerine inşa ediyor. Harizmi gibi düşünürler daha ziyade bir el kitabı manivele hazırlama derdinde yani hmm. bir kimse bilimlere okuduğu zaman bunu o kitabı okuduğu zaman İslam dünyasında e, hangi bilimler caridir bunların işlevleri nelerdir bunu öğrensin. Bu teori daha ziyade olguyu e, sistemli bir şekilde anlatma ve bilimlerin arasındaki ilişkiyi ve e, zaman zaman çatışma noktalarını gösterme üzerine kurulu. Çünkü şer'i bilimlerle akli bilimler, yani felsefi bilimler hakikat araştırması yaptığını iddia ettiği sürece iki alanda çatışma yaşayabiliyorlar. Bunların bir tanesi metafizik. Metafizik problemlerde farklı görüşlere sahip oluyorlar. Diğerleri de kısmi olmakla birlikte ahlak ve siyaset. Kısmi çok değil ama kısmi zaman zaman psikoloji alanında görülüyor bu tartışmalar ama o metafiziğe mülhak bir tartışma olarak değerlendirilebilir. Bir de buna ahlak Eklenebilir. yani, yani işte ahlak ve siyaset. Ve evet. Ahlak. evet. Evet. ahlak. Ama orada İslam dünyası bu tartışmayı sonradan aşıyor daha ziyade. Temellendirme ile ilgili bir takım problemler başta yaşıyorlar daha sonra şu Metafizikteki tartışmalar bütün dönemlerde devam ediyor. O tartışma artık tarafınıza göre belli oluyor. Belki Farabi'nin çok uzatmayayım da Farabi'nin teorisiyle denk büyük teori Gazali'de var. Yani Gazali'nin e, i̇hyay i Ulumiddin'in... İlim babı uzunca bir babdır. Bu ilk giriş bölümüdür İhya'nın. E, bütün dönemlerde de en yaygın okunan bölümlerden birisidir. Modern dönemde Gazali hakkındaki olumsuz iddiaların da kaynağını oluşturan bölüm aslında bu esas itibariyle. Gazali'nin bir e, Farabi'nin mukabilinde bir tasdif var. Aslında geçen bölümde siz güzel özetlediniz. Farabi nasıl sırtını felsefi geleneğe yaslıyor. Şer'i disiplinleri bu ...geleneğe göre değerlendiriyorsa... ...Gazali'de sırtını şer'i ilimler geleneğine yaslıyor... E, ...ve e, bütün e, bilimler külliyatını da e, buna göre değerlendiriliyor. İşte Bu, şöyle denebilir orada... <laughs> ...biraz önce Farabi için dedik ki... ...dini ilimleri felsefi ilimler içinde konumlandırmaya çalışıyor... ...Gazali ise felsefi ilimleri dini ilimler içine alarak konumlandırmaya çalışıyor. Evet yani Farabi, hocam <laughs> şeyi Gazali'yi bence... Ee, ileride fırsatımız olursa ayrıntılı bir şekilde Tabii. konuşalım. Şimdilik sadece şuna işaret edelim. Gazali alternatif büyük bir Taksim'in temsilcisi. Gazali'den sonra da bu Taksim devam ediyor. Yani sonraki düşünürler buna daima atıf yapıyorlar. İbni Haldun'da bunun etkisi var. Taşköprüzade'de bunun etkisi var bugün konuşacağımız. Ee, belki en e, önemli takipçilerinden birisi Saçaklızade, Osmanlı evet, alimlerinden Saçaklızade'nin Tertibül Ülûmu onun devamı. Ama Gazali böyle e, bütün gelenekleri sistemli bir şekilde e, etkilemiş. Gazali de e, Farabi'nin karşı karşıya bulunduğu gerilimin sorunsalın izlerini e, takip ediyoruz. Yani Farabi nasıl ki felsefi ilimler karşısında dini ilimleri nasıl konumlandıracağız? Bir yere koyacağız sorusu Farabi'nin zihninde güçlüyse Gazali'nin zihninde de mensup olduğu kelam geleneği, beyan geleneği karşısında felsefi ilimleri nereye koyacağız? Nasıl konumlandıracağız? sorusu güçlü ve Gazali'de şöyle bir ileri adım görüyoruz esasında İslam düşünce geleneği e, kelam, beyani ilimler e, itibariyle e, tevarüs ettiği birikimi tas tamam içselleştirmiş görünüyor. Yani ahlak alanından psikolojiye, fizikten, matematiğe kadar Gazali için tüm bu disiplinler artık harici kökenlerine işarette bulunmaksızın Müslümanların öz malı haline gelmiştir. Evet. Müslümanlar için faydalı tahsili, farzı kifaya katına yükselecek ilimler olarak değerlendirilmiştir. Bununla beraber buna ahlakı da dahil edecek o gerilim alanını çözmek için Gazali. Bununla beraber metafizik alanını Gazali istisna kabul ederek kelamın metafizik alanında filozofların ilahiyata atfettiği işlevi üstlenecek bir üst dilim olma rolünü kazandığını söyleyecek. Evet. Sonrasında Gazali ertesinde yani şu Gazal'de olanı şöyle özetleyebiliriz. ...birine faydalı faydasız dini gayri dini demesinden bağımsız bir şekilde... ...Gazali e, mantık ilmini yani Farabi'nin tasnifini hatırlayalım... ...dil ilimleri, mantık ilimleri, matematik bilimler, tabiat bilimleri... ...bu dört ilmi doğrudan doğruya e, efendim din ilimlerinin, dini ilim demeyelim... ...yani din ilimlerinin içerisine dahil ediyor, onlar kadar değer veriyor... ...tahsilini teşvik ediyor. Derecelendirme elbette yapmakla birlikte... Bununla birlikte beşinci unsur olarak ilahiyatın, metafiziğin e, esasen e, kelam tarafından ikame edilebilir bir tarafı bulunduğunu söylüyor. Gerilimi orada söz konusu ediyor. Gazali'den sonra kelamla ilahiyat arasındaki... E bunların diyor, konusu aynıdır diyor Gazali. Evet. Bunlar iki ayrı ilim saymaya gerek yok. Kelamla metafizik... E, ...bir arada bulunabilir ee, diyor. Farabi'nin Kelam'a yönelttiği eleştirilerin üstesinden gelmek için de... ...Kelam'ın yöntemini de kesin bir yöntem olarak mantıksallaştırıyor. Ve Kelam bu seviyede bir ilahiyat araştırmasına, bağımsız metafiziğe dönüşüyor. Sonrasında Kelam neydi, ilahiyat neydi tartışmaları Urmevi'ye kadar devam edecek. Söz gelimi Urmevi, Kelam ve ilahiyatı yeniden müzakere edecek. Nasruddin Tusi yeniden müzakere edecek. Hatta Gazali'nin Kelam'la ilahiyatı eş görme çabasının... Tusi'de makes bulduğunu da söyleyebiliriz. Hatta Tusi... hocam. Tabii tabii. razide zaten hani selamlı olması itibarıyla yani. Mahkes buluyor. İbn Sina'cı bir filozof olarak Tusi'de de makes buluyor. Tusi'nin tecrübeli itikadını hatırlayalım. Bir metafizik kitabı evet. esasında. Ee, bu eser büyük ölçüde o yani Tusi de metafiziği kelam içerisinde yapma yönünde bir eğilim sergiliyor. Bir yerde. Muhassal Gazali'nin aslında projesinin tahakkuk etmiş hali gibi yani. Razi'nin muhassalı, evet. elme bahisi. Şimdi Taşköprülüzade'ye gelelim. Taşköprülüzade çok ilginç bir şey yapıyor. Taşköprülüzade dini, gayrı dini, hakiki, gayrı hakiki e, gibi ayrımların dışına çıkıyor. Evet. Ve Gazali'den ve o birikimden aldığı güçle esasında yani felsefi ilimleri meşru bir şekilde meşru bir şekilde ee, İslam bilim ve düşünce geleneğinin parçası haline getirme projesi. Yani Gazali'nin projesi felsefi ilimleri dışlama değil kat'i surette onları meşru bir şekilde içeriye alma projesi. Metafizik eleştirisi felsefe eleştirisi manasına gelmiyor Gazali. Gelmiyor, tabii, tabii. Bu projeninden aldığı güçle onu arkasına alarak artık önceki tartışmaları geride bırakıp ben bilimleri doğrudan doğruya gerçeklikle ilişkileri ve onu izah tarzları açısından tasnif edeceğim diyor. Ve bilimler tasnifine girişmeden önce miftah-ı saadede varlığın bir tasnifine yer veriyor. İşte e, Aristoteles'in ten gelip işte Cahız'da da gördüğümüz Farabi'nin el ibaresinde e, en yüksek ifadesini bulan e, efendim e, dışta varlık, zihinde varlık. Dilde varlık, yazıda var evet. olmak üzere varlık mertebelerini önce vaz ediyor. Sonra insan idrakinin esasen varlıkla tümel bir e, şekilde karşılaştığını şöyle daha doğru olacak. İnsanın evvel emirde varlığa dönük bir soru sorduğunu, varlık nedir diye sorduğunu, bu soruyu da nereden geldim, neredeyim, nereye gideceğim şeklindeki metafizik soruya cevap bulmak üzere bu soruya yöneldiğini söylüyor. Yani hiçbir kimse ona göre bir hakikat arayışçısı ya efendim hemen matematik çalışmıyor, botaniğe yönelmiyor, ne bileyim aritmetiğe, dil bilimlerine yönelmiyor. İlgimiz esasen varlığa dönük. Fakat varlığa dönük ilgi külli bir şekilde var olanlar nezdinde cevap bulamadığı için var olanları tasnif ediyoruz. Her birini bir seviyede kavramak için onlarla ilgili ilimler ihdas ediyoruz. Bu ilimler varlıkla alakalı olarak, varlığın tasnifi olarak gö Göster. alakalı gösteriyor. Burada Ebul Bereket el Bağdadi'nin bir ifadesini hatırlatıyor Taşköpzade'nin bu çabası. Ebul Bereket el Bağdadi diyor ki, ilimler en temelde el ulum el vücudiye, varlıksal ilimler olarak adlandırılmalıdır. Bizim varlıkla alakalı merakımız ertesinde doğrudan varlık bilimi diye tek bir bilimle e ile iştigal etmek yerine, ...farklı bilimler ortaya koymuş olmamız varlığın kendisinin parçalı bir yapıya sahip olması dolayısıyladır. Dolayısıyla ilimlerin ihdası ortaya konulması farklı ilimlerin pedagojik bir zaruretten kaynaklanır. Varlıkla ilgili büyük soruyu aşama aşama cevaplandırıp sonra bütüne ulaşma sadedinde... ...buradaki holistik çerçeveye, bütüncül çerçeveye, ilimlerin birliği çerçevesine de ayrıca işaret etmek gerekiyor... Taşköprülüzade'nin dolayısıyla gerçeklikle alakalı bir kavrayış üzerinden ilimlerle alakalı bir kavrayışa gitmesini arkasına aldığı tüm bu ilimleri İslam düşünce geleneği içerisinde meşrulaştırarak içselleştiren perspektifin bir uzantısı ve geldiği yer olarak görebiliriz. Evet. Makul bir çözüm olarak evet. aynı zamanda. Şimdi e, tabii ki çok büyük bir proje hocam. Yani evet. e, Sadece teorik bakımından değil uygulama bakımından da çok büyük bir proje. Tabii Taşköprüzade ee, öncesinde de böyle bir eser yok. Yok. Onu tabii söyleyelim. tabii Şimdi, önceki dönemlerde diyelim ki Gazali e, işte ilimlerle ilgili bir teori çalışması yaptı. E, ne bileyim teori geliştirdi yani. Farabi böyle bir teori geliştirdi. Farabi'nin geliştirdiği teoriyi aslında ayrıntılandırdılar sonrakiler. Farabi'nin geliştirdiği teoride İslam düşünce tarihi bakımından en önemli gelişme takipçileri açısından Farabi de şer'i disiplinler içerisinde bulunan kimsenin hakikate ulaşıp ulaşmayacağına dair bir cümle yok. Aslında ulaşacağına dair bir iyimserlik de yok yani. Hakikat daha felsefi bir çabayla elde edilebilir bir şey. Ama süreç içerisinde İbn Sina'nın, Fahrettin Razi'nin değerlendirmeleri İbn Ekfani'ye geldiğimizde nebiye tabi olanlar içerisinde nebiye ittiba etmek suretiyle yani onun e, hakikat bilgisine tevarüs e, hakikat bilgisini tevarüs edebilecek, ona varis olabilecek bir zümrenin çıkabileceği kabulü e, açıkça görüyoruz. O nedenle metafiziye mülhak ilimler içerisinde e, İbn-i Ekfani'nin tasnifinde tasavvuf hususi bir yere sahip. Evet. Mesela kelama filozoflar hiçbir dönemde böyle bir paye vermediler. Ama başından beri filozoflar tasavvuf konusunda daha iyimserdirler. Nihayet İbn-i Sina'nın makamatul arifinde e, tartışmalı olmakla birlikte buna e, olumlu baktılar. Hakikate ulaşabileceğini mutasavvıfların ama İbnül de sistemli bir şekilde tasnife girdi. Şimdi bu teorilerin hepsinin ortak paydası var aslında hocam. Yani Farabi'nin de, Gazali'nin de bunların takipçilerinin de, Taşköprü de ortak paydası var. Bu ortak payda şu. Teoriler, bilimlere ilişkin teoriler aslında acaba herhangi bir bilimdeki araştırma bir Söz yorumu mu, yani bir lafsın yorumu mu, ya da bir otoriteyi takip ederek o otoriteyi anlama çabası mı, yoksa bilimin ilgili olduğu her neyse o konuda bir varlık araştırması mı? Şimdi Farabi, çeri ilimlerin kesinlikle bir varlık araştırması olmadığı konusunda katı bir kanata sahip. Yani çeri ilimler Farah abiye göre asla varlık araştırması değiller. Kelamda kesinlikle varlık araştırması yapılamaz. Fıkıh da böyle değil. Ne yapar bunlar? İnsan iradesiyle meydana gelen varlık alanını yönetme işini üstlenirler. Nasıl yaparlar bunu? Peygamberin tebliğ ettiği vahide gözetilen temel maksatları kavramak suretiyle yeniden öğreterek, yeniden üreterek bunu yaparlar. Temelde yap şey yapacakları iş bu. O nedenle Farabi kelime daha pejoratif bir e, bilim muamelesi yapıyor. Kelamın asli işte Farabi'ye göre savunmak hocam. Evet. Milleyi korumak. Tabii. E, Gazali'de de böyle bir varlık araştırması kavrayışı var. Mesela Gazali bu nedenle e, kelamı da metafiziği de en üst ilim olarak değerlendirmesine rağmen bunları hakiki anlamda metafizik alanda ilim kabul etmiyor hocam. Evet. Yani kaçınılmaz durumlarından dolayı kabul ediyor. Sebebi o alanda bunların yöntemleri varlık araştırması yapmaya müsait değil. Diğerlerini de e onu ileride belki konuşacağız belli alanlara yerleştiriyor. Şimdi Taşköprü Taşköprüzade'ye geldiğimizde artık İslam dünyasında gelenekler oluşmuş. Yani kerem geleneği de fıkıh geleneği de bütün ayrıntılarıyla ve bütün önemli dönemleriyle birlikte fıkıh diyorum felsefe geleneği tamamıyla ortaya çıkmış, şekillenmiş. Taşköprüzade bütün bunları bütün bu ana disiplinleri ve Bunların ayrıntı da, disiplinleri de olmak üzere hepsini bir ağacın gövdeleri gibi tasarlıyor. Yani varlığı bir ağaca dönüştürüyor hocam Taşköprüzade. Evet. Tabiri caizse yani e, toprakta kökleri olan, dalları yukarı doğru e, çıkan ve her bir ana e, dalından e, pek çok e, budan, e, işte küçük dalların kök saldığı devasa bir dal olarak düşünüyor. E, o daldan da... E, odana da her bir noktaya bilimleri yerleştiriyor. Dolayısıyla Taşköprüzade'nin sistemi İslam dünyasındaki bütün bilimler tasdifindeki teorileştirme çabalarını birleştiriyor. E, hepsinin iddiasını koruma üzerine kurulu hocam bu sistem. Evet. Yani bunu tekrar edeyim, bunu tabii iyi ifade edemedim. Şunu demek istiyorum. Taşköprüzade zade bilimlerin kendi iddialarını koruyarak nasıl bir tasnif oluştururuz endişesiyle hareket etmiş. O nedenle Taşköprü Zadi'ye göre şer'i bilimler de hakikat araştırması yapıyorlar. Akli bilimler, felsefi bilimler de hakikat araştırması yapıyorlar. Hakikat araştırması yaparken ilkeleri ve yöntemleri nelerdir? Taşköprü Zadi bunları belirginleştiriyor. Bir, ikincisi varlığın hangi katmanı ile ilgililer? Biraz önce özetlediğimiz dışla mı, zihinle zihinlemi, Dille mi yoksa yazıyla mı ilgililer? Dediğimiz gibi aslında bu tasnif çok eski. tarih Arisoteles'ten beri var bu varlığın tasdifi. Evet. Meratibül vücut var. Erken dönemde hocam e, bu daha ziyade bir delalet teorisi olarak kullanılmış. Mesela Cahız'ın kitabül beyanında yine İbni Vehb'in vücuhul beyanında bu e, varlığın mertebelerine dair tasdifler oldukça bazı bir şekilde yer alıyor. Kimisinde beşli tasdif bu. Yani işaretin eee ...temsil ettiği bir varlık, sembolik varlık alanı var. Onu da dahil etmiş bazıları. Beşli tasnif yani yazdığının dışında genel işareti dikkate almışlar. Ama bu daha ziyade bir delalet teorisi olarak evet. ele alınmış. Taşköp rüzgarı bu bilimlerin zeminini oluşturan bir dayanak olarak düşünülmüş. Evet. Burada e, tabii dediğim gibi Taşköy Büzade'nin e, tasnifi bu programda ayrıntılı olarak tek tek bahsettiği ilimleri saysak bile ancak programı bitirebiliriz. Yok yetiştiremeyiz hocam. Ben Taşnifli geçen haftalarda o. bir ders olarak okuttum sadece evet. baş tarafını. Bilimlerin sadece ismini saymak dahi imkansız. Evet. Çünkü yani birkaç yüz bilim var. Bunların ayrıntısı falan devasa bir şey yani Taşköprüzade'nin projesi. Evet, o dönem projesi. itibariyle... E, Benzersiz bir şey gerçekten yani. O dönem yani. itibariyle ilim insanlarının meşgul olduğu bilimsel birikimin, birikim sahasını yansıtması itibariyle çok değerli. Bu manada Taşköprülüzade'nin tasnifi nelerle iştigal ediyordu insanlar diye. Bu minvalde ilk işaret ettiği şey ilmül vücut fil kitabeyi e, ele alıyor yazıda varlık onunla ilgili yazı aletlerinden bahsediyor, söz gelimi, yazı türlerini bilmekten bahsediyor. işte kağıtla ilgili şeylerden bahsediyor. Yani yazı ile ilgili ilimler. Aslında bunu şöyle Burada. ifade edelim daha evet. net anlaşılsın. Yazıyla ilgili yani yazının temsil ettiği varlık alanı ile ilgili. Evet. insanlığın geliştirdiği bütün melekelerin Melek. tamamını dahil ediyor hocam. Evet. Bu çok ilginç bir şey. Evet. Çok devasa bir proje. Ama şöyle yani bunun Hani söylüyoruz ya Farabi'den farklı falan diye hı hı. dinleyicilerin anlaması bakımından. Şimdi şöyle bir skala çizgi düşünelim Farabi'de. Birinci bilim kütüphane kurduğumuzu düşünelim yani. E, yüzden başlayacaksak birden başlayacaksak yani şurada dil ilimleri yer alıyor. Ardından mantık geliyor. Ardından e, matematik ilimler ardından... Tabiat. Fizik, tabiat, ardından metafizik, ardından dini ilimler başlıyor. Şer'i bilimler hı hı. ama medeni bilim adı altında başlıyor. Medeni bilimler ahlak, ne bileyim, e, siyaset dediğimiz şey var. İşte fıkıh var, kelam var. Bunlarla bitiyor. Ta şey kütüphanenin sonunda yer alıyor Farabi'ye göre kelam. Taşköprüzade tasnif böyle değil. Taşköprüzade'de sıralama iki hocam. Tek çizgi değil. İki çizgi. Aynı varlık alanı ile ilgili hem şer'i disiplinler geleneğinde hem de akli disiplinler geleneğinde neler var bunların hepsini sayıyor. Ya, ve bunlar eş zamanlı olarak aynı hakikat hakkında iddia sahibi olan disiplinler. Evet. Şimdi önce fenomenal seviyede e, taş köpten tasnifin ayrıntısına girmeden kısaca evet. söyleyelim. Efendim yazıdaki ilimlerle ilgili edevatul hat yani yazı yazma aletleriyle alakalı bir ilmin melekenin sanatın bulunduğunu kavaninul kitabe yani yazı yazma stilleri ve usulleri hakkında bir ilim var. Tahsinul hat yani yazının sanata dönüştüğü yerde hüsnü hat dediğimiz bir ilimden bahsediyor. Tertibul huruf yani harflerin mükemmel yazılışları ve tertibiyle ilgili bir ilimden bahsediyor. Bu ilimleri de artırıyor. Sonrasında ibari, vücut fil ibare diyecek e, Dildeki, ibaredeki varlıktan bahsedecek. Burada e, sadece nahiv, sarf, beyan bedi gibi ilimlerden bahsetmeyecek. Daha da ayrıntılandıracak. Önce seslerin ses ilmi yani evet. meharicül huruftan bahsedecek. Sesler nasıl çıkar? Lügat'tan sözlük biliminden bahsedecek. Vaz ilminden bahsedecek. <laughs> lafız anlam e, ilişkisinden. Evet, lafız anlam ilişkisinden. İştikak türetme e, meselesinden, sarf'tan bahsedecek. Nahiv'den, maniden, aruz, beyan, bedi devam ediyor. Bunlar da ibare. Zihni ilimlerden bahsedecek. Zihindeki varlığı inceleyen ilimler hangileri? Bunların başında mantığın geldiğini söyleyecek. Çünkü mantık düşünmenin kurallarını veren ilim bizim için. Ardından nazar diyecek, cedel diyecek, hilaf diyecek, adab bu ders, adab-ı basvel-mütala bunlar... Ee, ...münazara ve mütala, bunlar zihni varlık alanında kendisini gösteren ilimlere tekabül edecek. Yani insanın dış gerçekliği kavrama o kavrayışı mükemmel bir tertip içerisinde vaz ederek... ...akıl yürütmeler yapma, evet. tartışmaya dökme, ifade etme düzenli bir şekilde çabası ortaya çıkacak. Sonra ayni varlık alanı vücut fil hariç yerine vücudu ayni tabirini kullanacak dış varlık alanı, zihin dışı varlık alanındaki ilimler. Bunları da e, ikiye, üçe ayıracak. Bir e, hikmeti hikmet nazariye, iki hikmet ameliye, üç ulumu şer'iye. Hikmeti e, efendim nazariye e, nelere ayrılacak? <laughs> Ulum el ilahiye yani metafizik. Metafizik evet. İlmi ilahi. Sonra ilmu tabi fizik. Bunun altına neler gelecek? Bildiğimiz gibi tıbbı mesela bunun altına koyacak. Baytara'yı, veterinerliği bunun altına koyacak. Mineralojiyi bunun altına koyacak. Botanik, zooloji tüm bunlar bunun altında. Ama başka bir şeyler de var, ilimler de var bunun altında. Bugün acaba ilim mi diye tereddüt ettiğimiz e, o dönem itibariyle de öyle olan. El kimya mesela, kimya Farabi'de, i̇bn Sina'da tabi ilimler altında zikredilmez yani. Evet. Kimyayı bunun altına soksuz, O zaman da evet. tartışmalı bunların bir kısmı. Evet ama taş köprü zade bunların tamamını bu hikmetleri yani insanın belli bir varlık alanına ilişkin idrakini temsil ettiği için uygun bir yere yerleştiriyor. Evet, bu... Yani bilimin hakiki olması gerekmiyor taş zade bir yere yerleştirmesi için. Evet. Sonra şunu göreceğiz tabii ilimlerle alakalı taş köprü özel bir perspektifin de ortaya çıktığını göreceğiz 16. yüzyıl itibariyle bu doğal ee, şöyle özellikle bu havas meselesi etrafında yani fiziksel cisimlerin sahip olduğu fakat bizim sebeplerini bilemediğimiz özel bazı niteliklerin bulunduğu kabulü yaygın bu niteliklerin bir herkesin görüp bilebileceği nitelikler var mıknatısın çekmesi sakamonyanın müsil olması gibi bir de e, madenlerin cisimlerin fiziksel nesnelerin e, uzun tecrübeler e, ertesinde fark edilen ve e, çok özel nitelikler olduğu için bunlar etki alanları itibariyle herkese de aktarılmayan gizli e, bazı özellikleri bulunduğu fikri yaygınlaşıyor büyü sihir tılsım niranciyat gibi İbn Sina da bunları tabi ilimler içinde sayacak aslında e, sihir falan demeyelim ama niranciyat gibi falan e, ilimleri tılsım gibi bunlar da tabi ilimler içerisinde zikredecek. Bunların anlamı üzerine ayrıca konuşmak lazım. Sonra ulumu, hikmet ameliyeye geçiyor Taşköprüzade. Burada ahlak, siyaset gibi ilimlerden bahsediyor. Sonra ulumu şeriyeye geçiyor. Son olarak bunlar hangi ilimlerin altında bulunuyor? Aynı ilimlerde bulunuyor. Usulü din, kelam, kıraat, hadis, tefsir gibi ilimleri de ulumu şeriye altında zikrediyor. Şimdi ilk bakışta zadenin tasnifinde, felsefi olan e, efendim dikkat çekici cihet tüm bu tasnifi varlık mertebeleriyle ilişkili bir biçimde e, inşa etmesi görünüyor. Bunun üzerine konuştuk. Söylenecek bizzat döneminden bağımsız bugüne de taşınabilecek bilgi varlık ilişkisiyle alakalı önemli bir tarafı da var bunun. Belki fırsat olursa konuşuruz. Bunun ötesinde taş köprülü zadenin tasnifi fenomenal seviyede bir betimleme gibi bir iç mantıktan yoksun bir şekilde sanki o dönem itibariyle mütedavel e, ilimlerin bir sıralanışı gibi varlıkla alakalı bir tasnife bağlı olarak görünüyor. Böyle mi yoksa bizim Farabi'de Gazali'de İbni Hazm'da e, efendim İb İbnül Ekfani'de bahsedebileceğimiz türden bir iç mantığı var mı? diye sorabiliriz. Evet. Yani bu betimlemenin kendisinin bir iç mantığı var mı? Dediniz ya paralellikler. Evet. Yani ulumu şer'iye var, usulü din var burada. E, ilmi ilahi de var. Ahlak var, fıkıh da var. Evet. Paralel olarak. Bunları taş köprü zade birini diğerine indirgemek yerine paralel vaziyette tasavvur ediyor. Bu paralellik yani yöntemleri farklı, kaynakları farklı. Bu paralellik aslında taş köprülü bu betimleme ile alakalı bir fikrinin bulunduğunu gösteriyor. Yani düz bir çizgi içerisinde birini bir yerine indirgeme, çatıştırma yerine paralel vaziyette ele alma. Evet hocam burada çok bu, açık bir şekilde Taşköprü'zade Farabi'nin teorisine karşı. Evet. Bak şimdi bunu netleştirelim. Nasıl karşı? Farabi abi e, bütün şer'i disiplinlerin o tek çizgiyi o yüzden çizdim. Bütün şer'i disiplinlerin kesinlikle hakikat araştırması yapılmaya elverişli olmadığını düşünüyordu. Taşköprüzade tam tersine şer'i disiplinlerin hakikat araştırması yaptığını kabul ediyor. Taşköprüzade bu bağlamda Seyit Şerif Türcani'ye bağlanır hocam. Seyit Şerif Türcani'nin daha önceki programların birinde konuşmuş olmalıyız. O dörtlü taksifi var ya, evet. hakikat bilgisine ulaştıran e, işte yöntem iki tanedir. Riyazet yöntemi ve istidlal yöntemi. İstidlal yöntemini kullananlar şayet belli bir e, dinin e, naslarına bağlı kalıyorlarsa o dinin mütekellimidirler, ilahi dinlerden birine bağlı kalıyorsa o dinin mütekellimidirler yoksa meşai filozoflardır. Riyazet yöntemini kullananlar eğer Haki Hazreti Peygamber'e ittiba ediyorlarsa müteşerri sufilerdir yoksa işraki filozoflardır diyor ya oradaki ayrım biliyorsun ilkeleri dikkate almak. Yani evet. nasları ilke olarak kullanmak. Taşköprü zaten bu manada Seyyid Şerif Cürcani taraftarıdır. Yani Seyyid Şerif Cürcani'de gördüğümüz o bir sayfalık pasaj ...bir sayfa bile değil yarım sayfalık... ...pasaj Taşköprü Zade'de... ...diyelim ki bin sayfalık bir bilimler... ...tasnifini doğuruyor aslında... ...o nedenle Taşköprü Zade... ...bak Gazali'nin takipçisi de değil gerçek anlamda... ...yani hakikat araştırması... ...nosyonu da kesinlikle Farabi'den ayrılıyor... ...bu disiplinlerin... ...hakikat araştırmasını... ...metafizik disiplinlerin... ...hakikat araştırmasını... ...yüksek seviyede temsil etmesi noktasında da... ...Gazali'den ayrılıyor... ...çünkü Gazali metafizik alanın bilim olmayacağını düşünüyordu. O yüzden Gazali'yi biz dini ilim falan diye konuşuyoruz ya. Başka programlarda belki işaret etmişizdir. Gazali'de dini ilim kavramı çok yanıltıcıdır. Daha doğrusu Arapça'da ilim kavramı yanıltıcıdır. Arapça'da ilim hem bilgi hem de Türkçe'de kullandığımız anlamıyla bilim anlamında kullanılır. E, dini ilim Gazali'de el ulumut diniye bilimler demek değil. Dini bilgiler demek. Gazali'ye göre metafizikte, kelamda e, ...hakiki anlamda bilim değiller... ...bunlar... E, ...kullandıkları yöntem itibariyle... ...metafizik alanı... ...bilimsel bir idrakle... E, ...idrak edip, bilimsel seviyede idrak edip... ...bunu da nesilden nesile aktarılabilir... ...bir forma sokamıyorlar... ...tek elverişli yöntem tasavvufun yöntemi... ...fakat tasavvufun yönteminin... ...verileri de bilim haline getirilmeye ...elverişli değil... ...yani ona göre bu bilim olmaz... ...ya bir kimse ittiba eder... İttiba neticesinde Cenab-ı Hakk'ın cömertliği onda bir takım hallerin ve e, hakikat idrakinin ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Ama bu kendisi gibi olanların anlayabileceği bir şeydir. Nesilden nesile aktarılabilir şekilde disipline edilebilir bir şey değildir. Bu anlamda biz böyle bir süreklilik görüyoruz ama sonraki dönem tasavvufuyla öncekiler arasında aslında i̇bn Arabi ve Sadettin Konevi Gazali ile aynı noktada bulunmazlar. Ondan kopuşturlar. Çünkü onlar tasavvufun yönteminin ortaya koyduğu verilerin disipline edilebileceğini düşündüler. Taşköprüzade Hı. bu anlamda e, o sufilerin temel iddialarını kabul eder ve gazaleden uzaklaşır. Hatta hatırlayın hocam sizin yazdığı, yayınladığınız editörlüğünü yaptığınız kitap var diye bu Taşköprüzade ile ilgili. Evet. Orada yöntem meselesini ele almıştık. Hı. Taşköprüzade bazı risalelerinde e, vahdeti vücutçu bir e, tavrı savunuyor. Bazı risalelerinde ...mütekellim bir eşari ya da maturidi mütekellimi gibi konuşuyor. Daha doğrusu bir razi takipçisi mütekellim gibi konuşuyor. Bunlar birbirleriyle çelişen bir takım iddialara sahipler. Yani yapılan analizler neticesinde şu sonuca vardık. Taşköprüzade kelamı ve metafizi, felsefi metafizi... ...istizyel yönteminin imkanlarını kullanan disiplin olarak değerlendiriyor. Burada Gazali ile hemfikir. Yani bunlar aslında... Tam olarak orada bir hakikat idrakine ulaşıyorlar mı? Hakikatin bütünlük idrakine? Yok ulaşamıyorlar. Hangi yöntemle ulaşıyoruz daha üst bir idrake? Tasavvufla. Gazali'den ayrıldığı yön şurası. Tasavvufun verileri disipline edilebilir Gazali'ye göre. Evet. Bu nedenle Taşköprü Zahide'nin tasnifi bütün o geleneğin bir yandan kendi iç ilişkisine dair bir yandan da hakikatin nasıl idrak edileceğine dair üst iddialara sahip. Evet şimdi bu kelam ve e, ilahiyat meselesine gelelim. Burada nazarı ilimler içerisinde hikmeti ilahiye diye bir başlıktan bahsediyor. Sonra hikmet ameliyeden bahsediyor. Evet. Sonra ulumu şeriyeden bahsediyor. Ulumu şeriye içerisinde kelam e, bu şeri ilimler içerisinde ele alınıyor. Peki ilahi ilimler ne kastediyor? E, taş köprü zade buna bir bakalım. Hangi ilimler var ilahi ilimler Olur. altında? onun e, metafiziği mi kavradığı geleneksel manada i̇bn Sina'da gördüğümüz haliyle yoksa başka bir şey mi sorusu önemli. Çünkü mesela Urmevi'nin e, ilahiyat ve kelam arasındaki ayrımını hatırlayın bir telif yapmaya çalışıyor orada. Ona işaretle yorumlayabilir miyiz? Bir soru soralım. E, Ulumu ile ilahiye altında e, taş zade altı tane ilim zikrediyor. Bunlardan birincisi ilmu marifetin nefsil insaniye yani İnsanın yaratılışı, ölümü, kadim veya hadis oluşu, tekrar dirilişi gibi konuları araştıran ilim diyor buna. İlmu marifetin nefsil insaniye. İkincisi ilmu marifetin nefsil melekiye. Yani anceleoloji gibi bu melek bilim. Yani meleklerin yaratılışı, mahiyeti, keyfiyeti. Üçüncüsü ilmi marifetil mead. Yani dirilmeyle ile insanın bedenden ayrıldıktan sonra durumuyla alakalı yeniden bedenle ilişkili olup olmayacağı ruhunun ceza ve mükafatın ne manaya geldiği ile alakalı ilim 3 dördüncüsü ilmu emaratin nübüvve. emarat kelimesini kullanması da ilginç Nübüvvetin delilleri ispatun nübve evet. e, meselesini ilahiyat altında zikrediyor Sihirden farkı nedir mucize evet. nedir nübüvvet nedir gibi beşincisi ilmu makalatil firak yani milal ve nihal bir mezhepler ve ekoller tarihi dinlerle e, alakalı din dinler e, yani dinler tarihi bir tür mezhepler tarihi, ekoller, metafizik ekoller tarihinden bahsediyor öyle diyelim. E, altıncısı ise ilmu mevzuatil ulum e, bu mebadi ulumu cüz'iyye gibi yani e, ilimlerin konularının meseleleriyle e, ve ilkeleriyle nasıl alakalı bir şekilde inşa edilebileceğini ele alan ilim bu altı disiplini ilahiyat altında zikretmiş oluyor. Şimdi buradaki ilahiyat tasavvuru işin doğrusu bayağı seyreltilmiş yani i̇bn Sina'ya göre ayrıntılandırılmış gibi görükmesine, görünmesine rağmen e, kelam ilminin mevzularının kendisi içerisine taşındığı değil mi? Mebde, mead, nübüvvat bahisleri. Burada. Oraya burada. bir şey ekleyeyim hocam. Yanlış yorum yapmayalım. Tam Buyurun. hatırlayalım. Şimdi Taşköprüzade'de ee, ...disiplin altına giren Şimdi birazdan kelamın içine neyi koyduğunu da söyleyeceğim. Evet. Yani evet. bir disiplinin altına girenlerle muhtevasını oluşturanlar biraz farklı hocam. Hı hı. Yani Taşköprüzade şöyle düşünüyor yani. Bir ana gövde var o disiplinde. O ana gövde içinde bulunanlar başta mesela şeyi anlatıyor Taşköprüzade. Ee, bu ilimleri anlatıyor. O bizim bildiğimiz anlamda metafiziği anlatıyor orada hocam. Sonra... Aslında ben bunları metafiziğe daha ziyade disipline mülhak meseleler olarak değerlendiriyorum. Hı hı. Metafizikçi, metafizik altına, metafiziğin uzantısı olarak hangi disiplinler, bilgiler giriyor? Hı hı. Bunları inceliyor orada. Hı hı. Yani bunlar... E, bir... Metafizin meseleleri sistematik olarak alt konuları değil, ilahiyat bahisleri evet. esasında. Evet, onlar ilahiyat bahisleri. metafiziğin sistemli kendi yapısıyla, metafiziğin sistemli yapısına eklenen, Metafiziği bilen neleri de bilir, hangi bilimlerle ilgilidir, onun sayımını yapıyor Şimdi bu. kelamla ilgili de şunu söylüyor, e, İslam'ın temel inanç esaslarının delilleriyle ispat edilmesi. Kelamın konusunu da böyle vaz ediyor. Şimdi e, ve şüpheleri giderme, evet. delilleri ispat etme, muarızlara cevap verme. Şimdi Taşköprülüzade kelamın konusunun varlık olmak bakımından varlık olarak... Fahrettin Razi, Gazali gibi isimler tarafından takdir edildiğini bilmiyor mu? Biliyor tabii. Biliyor. Burada bir tercih yapıyor. Sanki burada kelamı daha böyle ne diyelim diyalektik, apolojetik bir disiplin olarak konumlandırıyor. Mevzunu tanımlaması itibarıyla, ama ilahiyatı ontolojiye yaklaştırıyor. Ne dersiniz? Ee, Urmevi'nin şeyini hatırlayalım mı hocam. Aslında ben tam hemfikir değilim hocam. Yani bu tasnifi nasıl nasıl andıyalı evet, diyor. Şöyle, evet. Taşköprü Çünkü malim, şöyle bu böyle e, afakit tevil yapmaya da gelmez çünkü <laughs> Taşköprü el malim fi usulü e, diye yani. bir kelam kitabı evet, da var yani. Malim usulüddini var, el malim fi yani Taşköprü klasik tarzda e, kelam geleneğinin son büyük klasini yazdı. Evet. Yani işte Seyit Şerif'te Razi ile başlayan yazım tarzı. Burada kelam da demiyor ha, özür dilerim din tabirini evet, kullanıyor. Evet. Yani Taşköprüzade'nin metninde bizim bildiğimiz zaten kitabın adı da öyle. El-Mâlim Fiyûzî evet. Değil evet. mi? Evet evet. Kitabı. ama o kelam metni demek yani. Evet. Şimdi Taşköprüzade'nin metninde bizim bildiğimiz kelam anlatısı var müftahisade de hocam. Dediğim gibi biz bunları şöyle değerlendirmeliyiz. Bir ilmin kapsamına giren bilgiler bütünlüğün ayrıntıları neler? Yani bir bütünlük var orada. Ayrı... kelam sadece oran göre bu savunmacı işlevi yerine getirmiyor. Hatta Taşköprüzade'nin tasdifinin diğerlerinden ayrılan yönü budur. Kelam aynı Seyyid Şerif'in söylediği gibi dini naslardan hareketle varlık araştırması iddiası yapıyor. Taşköprüzade bu iddiayı tanıyor. Yani Taşköprüzade bu iddiayı kabul ediyor. Kitabın başına bir mukaddime yazdı Taşköprüzade. Yani hı hı. o mukaddime de ana yapıyı anlatıyor. Hı hı. Mukaddimenin anlattığı ana yapıda zaten bizim bildiğimiz anlamda disiplinlerin tarifleri ve işlevleri var. Ana ana yapı anlatılırken. Şöyle diyelim mi hocam? hikmet Nazariye diye bir şimdi bir tasnifi var değil mi? Evet. Bir de Ulumu Şer'iye diye. Ulumu efendim usulü dini Ulumu Şer'iye içerisine dahil ediyor. ilahiyatı ise yani metafiziği ise Hikmet-i Nazariye altında değerlendiriyor. Cürcani'nin tasnifini hatırlarsak burada felsefe ...meşailik sanki hikmeti nazariye altındaki metafizik araştırmaya tekabül ediyor. Kelam ise e, Ulu Muddin e, şer'i ilimler altındaki metafizik araştırmaya tekabül ediyor. Böyle anladığımızda fakat e, bu tasnif sanki yetersiz görünüyor. Yani Taşköprülü Zade'de bu ikisini birbirine, birbiri içine geçmiş vaziyette değerlendirecek bir perspektif var görünüyor. Şöyle ki Taşköprülü Zade, Kelam'ın bir bölümünün hikmete nazariyede ifadesini bulan metafizik araştırmalara tahsis edildiğini umuran amme bahisleri etrafında. Fakat diğer bir bölümünün de ulumu şer'iye içerisinde değerlendirilmesinin icap ettiğini düşünüyor. Yani kelam esasında şer'i ilim ile nazari ilmi kendisinde buluşturar buluşturan bir disiplini ifade ediyor. Taşköprü Lüzade burada felsefedeki gördüğümüz meşai gelenekteki metafizikle kelamı birbirinden ayırmıyor. Tekrar ediyorum. Burada Taşköprülü Zade Hikmet-i Nazariye altında zikrettiği ilahiyat bahislerini kelamdan ayrı düşünmüyor. Evet düşünmüyor. Buradaki bahislerin kelamın Hikmet-i Nazariye'ye taalluk eden cihetini ifade ettiğini söylüyor. Ama aşağıda zikrettiği usulü dinle alakalı ulumu şeriye altında zikrettiği bahislerin Gerçekten şer'i ilimlerle alakalı bir tarafı bulunduğunu söylüyor. Evet yani e, ben de tekrar edeyim yani. Yani şeyin yani Taşköprülü Zade'nin zihninde Urmevi'de olduğu gibi bir e, efendim felsefi gelenekten tevarüs edilen metafizik bir disiplin... ...bir de ona mukabil paralel burada paralel bir e, kelam yok. Kelamın kendisi hikmet-i nazariyeyi ve şer'i ilimler içerisinde zikredilen bahisleri ortak bir şekilde içeriyor. Yazdığı El-Malim fi Usuliddin de bunu ifade evet. ediyor. Bu yeni bir adım olarak değerlendirilebilir. Yani yeni bir adımla neyi kastediyorum? Ee, burada Razici perspektif etrafında bakmalıyız yani bu çerçeveye. Evet. Acaba ben e, şimdi hocam Raşidü'zade Bu şey bizi yanıltmasın demek istiyorum. Ben evet, soruyu evet. sordum. Evet. Okuyucu yani okuyucu kitabı ele alan burada İlahiyat diye bağımsız disiplin, kelam diye bağımsız disiplin var diye ve kelam da ulumu şer'i altına e, konulmuş gibi görebilir. Fakat öyle görünüyor ki Taşköprüzade bir üst disiplin olarak kelamın her iki ciheti de içerdiğini söylüyor. Şimdi hocam söylüyor. aslında girişte Taşköprüzade bu meseleye değiniyor. Taşköprüzade'nin bütün bu esere yazdığı kapsamlı bir giriş var. Ben iki dakikamız var hocam. Ha, hocam hemen hızlıca özetleyeyim. Şimdi bir başlık var orada. Fi beyan fil filicmel, yani genel olarak bilimlerin kuşatılması diyor ki eşyanın dört mertebede varlığı vardır, yani yazıda, sözde, zihinde ve dış dünyada bunların her biri bir sonrakine vesiledir. Yani tersinden başlıyor bu nedenle yazı dile, dil düşünceye düşünce, evet. düşünce delalet, eder. delalet eder. Şimdi bu haddi ala ma azhan işte yani birisi bizim söylediğimizi söylüyor burada yani bir önceki de eder. Bazılarında diyor hakiki midir yoksa mecazi midir ihtilaf vardır. Eee Vafi'l zihni mesela zihni varlık bu müstakil bir kitabı da var ya risalesi evet. var Taşköprüzade. Vaktimiz az kaldığı için hocam bu konuyla alakalı cümlesine. Hocam işte Arapça ya ben bir yandan tercüme ederek <laughs> okuyorum yani Eyvallah. şimdi böyle orada öyle yazmıyor yani burada bir Arapça metin yazıyor. Ee, şimdi şurayı söyleyeceğim. Bunların her birisi ya şeriattan alınmıştır. Ana cümlesi bu. Yani her biri hakkındaki araştırma. Tüme kullun minhuma. Yani imma en yubhase fihi min haythu ennehu min mine şer'i. Yani ya şeriattan alınmış olması bakımından incelenir. Fehuve lil şeri Bu şer'i disiplindir. Ya da akıldan, aklın gereğince araştırılır. Bu da diyor fehuve lil ilmül hikmi. Tamam. Felsefi bilimdir. Bunlar işte her biri taksim ettiğin zaman, mecazi oranı bir tarafa bırakalım. Taksim ettiğin zaman temelde 7 tane diyor disiplin çıkıyor. Bunların her birini Taşköprüzade devha diyecek ya da duha büyük ağaç olarak e, el alacak. Onların ayrıntısını ortaya çıkacak. Bunların her birinin türleri vardır. Türlerin ferleri, e, alt dalları vardır. Hepsi benim diyor araştırmama göre, yani çok araştırdım ben bunu e, e, yeb, Yebluğul Kul alama ma iştehatten fil fahsı ve anhu bihasa mevduati ve asamihi. Neye çıkmış? Miyeten ve hamsine nevan. 150'ye bağlı oluyor diyor. 150 tane bilim çeşidi ortaya çıkıyor. Belki diyor başkası bunu aktarır ama benim vardığım bu. Bunu şunun için okudum. Aşağıda biraz ayrıntısı var da vaktimiz kalmadı. Aslında Taşköprüzade varlık alanlarına ilişkin e, iddiaları ilkelerine göre yani nereden ilke alıyorsa ona göre taksim ediyor. Bu nedenle de Taşköprüzade birimler şöyle kurulmuş hocam. Vücuda aynı ile ilgili, dış varlıkla ilgili ilimler var değil mi? Bu ilimler ilkesini nereden alıyor? Şer'i yani şeriatın naslarından mı alıyor? Bunları şer'i bilimler adı altında büyük bir ağaç olarak şekillendiriyor. Kitabetle ilgili, ne bileyim, düşünceyle ilgili, yaz şeyle ilgili, dış varlıkla ilgili bütünlü taksim ediyor bu şekilde. Bu nedenle de toplam e, kitapta şey var. yedi ağaç. Bu yedi ağacın e, dalları ve türleri var. Buradan anlaşılan o ki yeniden e, şeye kelama dönecek olursak bu şey benim söylediklerimi aslında teyit eden bir çerçeve ortaya çıkardı. Kelam ilminin doğrudan akıldan alınan ilkelerle yapılan kısmı hikmi oluyor. Hikmeti ilahiye içerisinde değerlendiriliyor. Doğrudan doğruya şeriatla münasebet içerisinde ortaya çıkan kısmı ise ilkesine nispetle şer'i ilimler altında değerlendirilebiliyor. Şer'i bilgi oluyor öyle diyelim. Evet. Evet efendim. Taşköprülü Zade'nin Miftahu Saadesinde ilimler tasnifini konuştuk. Haftaya yeniden birlikte olabilmek dileğiyle Hoşçakalın efendim.